Saydım, teşekkürler. Zahmet oldu size. Rica ederim. Ne demek? Zaten yolumun üstüydü. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. Nilüfer Hanım, bu arada siz iyi misiniz? Yani yol boyu ağzımızı bıçak açmadı. Bir sorun yok değil mi? Yok, hayır yok. Yani Kürşat'ta kaldı aklım, onu düşünüyorum. Benim de içime sinmiyor bir şey. Şimdi babaanneyle dede Kürşat'ın annesine bir şey yapmış olabilir mi? Onlar değil. Kim? Menderes. Ha. Sizin de aklınızdan aynı şeyler geçiyor demek ki. Bir dakika, ne geçiyor aklınızdan anlamadım ben. Yani mesleki öngörü diyelim, ilk izlenim aslına bakarsan. Babaanneyle dede de bir problem yok. Onlar da bir şey biliyorlar ama asıl sıkıntı Menderes'te, o bir şey biliyor. Onda bir gariplik var, onu öğrenmek lazım. Neyse, görüşürüz. İyi bakın kendisine. Abi bu arada de Kuzey dosyası var. Yalnız Kuzey bir dosya değil. Kuzey bir insan. Kuzey yolunu kaybetmiş bir genç. Artık bunları... Ya Nilüfer Hanım ya. Ya ben onu mu diyorum? Yani Kuzey'in duruşması var. Yani böyle bir şey var 3 gün sonra. Nasıl olur ya 3 gün sonra mahkeme? Ya ne oluyor bu çocuk bu haldeyken? Ne acelesi var? Ben anlamıyorum gerçekten. Ya gerçekten lütfen rica ediyorum. Ben her seferinde sizi böyle telkin etmekten biraz sıkılmış olabilirim. Ayrıca ben bunu size daha önce söyledim. Yani Kuzey'in duruşması var. Ama mahkemeye yani bir rapor ibraz edilirse bir sorun olacağını zannetmiyorum ben zaten. Gitmesine de gerek yok. Ya hayır, benim anlamadığım şey ne acelesi var? Yani yangından mal kaçırır gibi nedir? Ya ne bu çocuk? Terör örgütü lideri mi? Ne oluyor? İnşallah değildir. Pardon? Yani diyorum ki bu çok önceden belli. Kuralı kanunu zaten tarih konmuş bir şey. Yani işte iş bildiğiniz işte kanun, kural değil mi? Yani yönetmelik, yargılama, duruşma, karar böyle işliyor. Dünyada böyle dönüyor zaten. Siz unutmuş olabilirsiniz. Yani hani Kuzey'in dosyasıyla çok ilgileniyorsunuz belli ki. Unutmuşum. Olabilir, insanlık hali. Bil vesileyle ben de hatırlatmış oldum size. Ama işte hukuk öyle keyfi ilerlemiyor. Medeniyetler de bu şekilde ayakta kalıyor diyebiliriz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum hukuka giriş dersi bir için. Ama ben de takdir edersiniz ki hatırı sayılır bir şekilde gördüm, geçirdim, okudum filan. Yani uzaydan inmedim ben de. Anlatabiliyor muyum? Sadece insanla yasa arasında böyle kalın duvarlar örülmesinden yana değilim ben. Diyelim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sağ olun. Savcım. Hoş geldiniz. Merhabalar Damla Hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz gelmiyor musunuz? Ben hanımefendileri bıraktım. Zaten yolumun üstüydü. Size iyi eğlenceler. Olur mu canım öyle şey? Buraya kadar gelmişsiniz. Hem katılın bize, çok mutlu oluruz. Ya şimdi ben içerideki arkadaşları da tanımıyorum ya. Şimdi rahatsızlık vermeyeyim size. Nilüfer Hocam, Savcı Bey'i bırakmak bize yakışmaz değil mi? Tabii. Buyurun lütfen gelin. Gelmez misiniz Sayın Savcı? Bakın ısrar ediyor gibi görünüyorum biliyorum ama diğer çalışma arkadaşlarımızla da tanışırsınız. Hem onlar Nilüfer Hoca gibi, nasıl desem, dikenli değil. İyi o zaman. Yani tabii ki seve seve. Harika. Buyurun o zaman. Sağ olun. Sağ olun. Arabayı alırsın canım. Şükürler. Allah Allah. Yapıştı. Yapıştı. Gitmiyor. O ne surat? Suratını topla. Şaşırdım ya. Gene buradasın ki. Stalker mı ne bu adam ya? Sürekli takipte seni. Deli misin kardeşim ya? Git Allah Allah, işin yok mu? Git suçlu kovala ya. Gece gündüz bu doktorumun peşindesin. Allah Allah. Mecnun gibi. Tamam aşk böyle bir şey belki ama yani dikkat etmek lazım yani. Tehlikeli olabilir. Sen içme bence çok fazla. Yine almışsın zaten şekerli şekerli çikin çikin şeyleri, yamulacaksın. Aa, seninki de gelmiş. Bırak Allah aşkına ya. Aşk böyle bir şey değil miydi? Bana bak. Gerçekten burnundan fidik fidik getiririm senin. Ama dua et merhametli bir arkadaşım. Bilmez miyim hiç, bilmez miyim? Neyi gördün ya? Ha, tuz sınavından bir gün önce Pelin'i hatırlıyorsun. Pardon, merhaba. Savaş Hoca geliyor, otoparkta arabasını park ediyor. Şahane. Ne kadar güzel olmuşsun sen, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Tamam, hadi çene çalmayalım ya, hadi. Hadi Nilüfer. Hadi. Mevzilere Savaş Hoca geliyormuş, hadi. Ne yapıyorsun sen? Şöyle.
Bunu ne ara aldım ya? Allah'ım ya Rabbim. Savaş borusu çaldıysa buyursunlar. Sürpriz! Ya ne yaptınız ya? Bu ne ya? Ya çok iyi. Hocam seni biliyordum. Ya çok tatlıymış. Sana çok benziyor değil mi? Hangisi benim? İyisiniz, peki. Efendim müsaadenizle. Çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Yani yeni bir yaş, yeni tecrübeler ama sizlerle birlikte yaşıyor olmak benim için çok değerli. Beni keklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Yusuf'cum sağ ol, müthişsin. Nilüfer, İpek sen de öyle ama en çok da Damla hocam. Sizlere teşekkür ediyorum. Unutmayacağınızı biliyordum onun için. Yani beni çok güzel kandırdınız. Yani hocam benim bir alakam yok. İpek hoca unutmadı. Herkes o haber verdi, ona teşekkür edin. Ha öyle mi? Aa İpek, çok teşekkür ediyorum. Müthişsin. Sağ olasın. Ne demek hocam? O zaman afiyet olsun. Yeni yaşına. Teşekkürler, sağ olun. Yavaş. Yavaş. Görüşmek üzere. Saç bekliyor. Nihayet. İpek hocam görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere hocam. Delirtmek mi istiyorsun lan sen beni? Volkan, sakin olur musun? Lütfen bak, içeride de söyledim. İş arkadaşım onlar benim. Tamam mı? Ya, yanımda bir erkek görünce delirmeyi bırak artık. Lütfen diyorum, lütfen. Ya sen ne diyorsun, ne diyorsun? Ne diyorsun kızım sen? Aptal mıyım ben? Doğum günü hatırlamalar, parti organize etmeler, bir tanem ver falan. Hayırdır, ne oluyor? Yedekte mi tutuyorsun yoksa? Bırakma, bırak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sevgilini mi şikayet ediyorsun? Ya ne sevgilisi? İş arkadaşı. Volkan, canım acıyor. Bırak kolumu. Bırakmıyorum, bırakmıyorum. Ne yapacaksın? Saçmalama artık. Çek elini dedim, iş arkadaşım dedim. Şu geceyi de mahvediyorsun. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Sen ne yapıyorsun lan herif? Hayvan herif seni. Senin kanına mı gücün yetiyor lan? Ha? Böyle mi erkek oluyorsun oğlum sen? Seni var ya bak, seni bitiririm oğlum. Atarım seni cezaevine, orada yaparsın horozluğunu millete. Bir daha tekrar et bakayım ne oluyor sana. Anladın mı lan beni? Dediğim bomboş bir şey ya. Böyle bomboş bir şey. Böyle aklı yarımların saplantısı.